Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Çarşamba sabahından bugün diyabet cerrahisi yapacağız. Niye yapacağımızı ve neler yapacağımızı size paylaşacağım bugün. Bugün 44 yaşında kontrolsüz diyabeti olan, hemoglobin A1C'si 12'lerde, işte açlık kan şekeri 300'lerde, toklukları 500'e kadar çıkan bir hasta. Aynı zamanda hipertansiyonu var. İşte biz buna metabolik sendrom diyoruz. Metabolik sendromu olan bir hastaya yaptığımız tetkikler sonucunda vücudunun yeterli insülin salgıladığını gördük. Ve yemeğe de ikinci saatinde verdiği insülin cevabı da çok iyi. Pankreas rezervine de baktık. İşte C-peptidini vesaire aldık. Bunlar da normal olması üzerine hastaya transit bir partisyon ameliyatı karar verdik. Tabii bakın burada görüyorsunuz, transit artı laparoskopik kolestektomi. Hep soruyorsunuz, acaba safra kesesi ameliyatını aynı seansta olalım olmayalım? Hastalıklı bir organ yoksa ona hastalanabilir diye müdahale etmenin doğru olduğunu düşünmeyen gruptanız. Eğer safra kesenizde taş olursa zaten bu günübirlik bir işlemle safra keseniz alınabilir ileriki hayatınızda. Ama bu hastada gördüğünüz gibi safra kesesi ameliyatını yapıyoruz. Çünkü niye? Yaptığımız tetkiklerde ultrasonda safra kesesinde taşlar saptanmış. Hastanın şikayeti olmasa bile tetkiklerinde zaten taşlar saptandığı için aynı seansta safra kesesinde alacağımız bir ameliyat planladık. Bu hastamız, bakın, kontrolsüz diyabeti var. Bu çok önemli. Çünkü diyabet kontrolü bazen ilaçlarla, bazen insülinlerle, işte bazen egzersize, sporla yapılabilir. Eğer buna rağmen diyabetinizi kontrol altında tutamıyorsanız diyabet cerrahisini tercih etmeniz lazım. Diyabet cerrahisinin insülin tedavisinden biraz farkı var. Onu bir size şemayla göstermek istiyorum. Şimdi eğer dışarıdan insülin kullanıp şekerinizi kontrol altına tutmaya çalışırsanız şu olur: şekeriniz yükselir, siz insülin alırsınız, düşer, düştüğü zaman acıkırsınız, tekrar şekeriniz yükselir. Böyle bir eğri çizersiniz insülin tedavisinde ve o yüzden bu eğrinin ortalaması hep yüksek kalacaktır. Gördüğünüz gibi ortalamayı şöyle çizersek hep yüksek kalacaktır. Ama ameliyatlar biraz farklı. Ameliyatlar yükselen şekeri düşürmüyor insülin tedavisinden farklı. Ameliyatlar şekerin yükselmesinin önüne geçiyor. Yani ne oluyor? Şöyle bir eğri çiziyorsunuz ameliyatlardan sonra. O yüzden ortalamanız, 3 aylık şeker ortalamanız hep düşük kalıyor. 3 aylık şeker ortalamasına ne demiştik? Hemoglobin A1C demiştik. O zaman bakın, en büyük ayrım diyabet cerrahisinde bu. Diyabet cerrahisi dışı insülin tedavisinde şekeriniz yükselir, anlık insülin yaparsınız, düşer. Çok düşürebilir. Yemeğinizde dengeleyemezsiniz. Tekrar acıkırsınız, tekrar yemek yersiniz, tekrar yükselir, insülin yaparsınız. Bakın böyle oynak grafik olur. Ama diyabet cerrahisinde grafik daha durağan, gördüğünüz gibi. Şekeri daha kısa limitler, şeker ve insülini daha kısa limitler içinde tutarak 3 aylık şekerinizin daha kontrol olmasını sağlar. Silelim, hatta çizdik, pardon, silelim. Ama biraz silgim kötü. Peki transit bir partisyon ameliyatında neyi amaçlıyoruz? Diyabeti mi? Tüp mide ameliyatı kontrol altına alır mı? Yoksa illa bana diyabet cerrahisi ya da metabolik cerrahi mi yapmak gerekiyor? En büyük sorulardan biri bu. Şimdi bunu isterseniz çizerek size anlatacağım. Şimdi şöyle bir yemek borusu, şöyle bir midemiz var. Midenin çıkışı 12 parmak bağırsak ve yaklaşık 5 metrelik ince bağırsaklar var. Şimdi bu anlattıklarım hepsi hipotez. Aslında doğruluğu, birçoğunda doğruluğu kanıtlanmış durumda ama biz hipotez üzerinden ilerleyerek bunu yapabiliyoruz. Çünkü biz aynı hastanıyı hem tüp mide ameliyatı hem de diyabet ameliyatını farklı seanslarda yapamayacağımız için hani şunu yapamıyoruz. Acaba bu hastaya diyabet cerrahisi mi yapsaydık yoksa tüp mide ameliyatı mı yapsaydık, hipotez üzerinden gidiyoruz. Ama şunu görüyoruz: sadece tüp mide ameliyatı olmuş hastalar diyabetini uzun dönemde kontrol altına alamıyor. Şimdi midenin üst kısmındaki tüp midenin ana çıkış noktalarından biri, bir tabi vücutta iştahla ilgili hormonlar her yerde var. Bugün obezite için anlatmıyorum bunu. Metabolik cerrahi, diyabet cerrahisi için anlatıyorum. Burada hem grenin, leptin dediğimiz iştahımızı ve şeker regülasyonu düzenleyen hormonlar var. İnsülin direncine de olan hormonlar var. İnsülin direnci sadece burayla ilişkili değil tabi. Aynı zamanda vücuttaki yağ dokusuyla da ilişkili. O yüzden tüp mide ameliyatının diyabeti kontrol altında tuttuğunu düşünen grup şunu amaçlıyor. Diyor ki, siz mideyi küçülttüğünü burayı dışarı çıkarttığınız zaman zaten hasta kilo verecek. Kilo verdiği zaman insülin direnci kırılacak.
ve siz insülin direnciyle ilgili hormonların da bir kısmını dışarı aldığınızda diyabeti kontrol altında tutabileceğimizi düşünüyoruz. Evet, doğru bu, ama bu kontrolsüz diyabet hastaları için geçerli değil. Bu kontrol altındaki diyabet hastaları için geçerli. Yani bu şu demek, hasta ileri derecede morbid obez, BMI vücut kitle endeksi 40'ın üstünde ve hastanın şekerleri kontrolsüz düzeyde değil. Yani bu şu demek, ilaçla kontrol altında tutulabiliyor. Bakın, ilaçla kontrol altında tutulabiliyor demek. O hastalarda tüp mide ameliyatı orta ve erken dönemde diyabeti kontrol altında tutabilir. Ama tüp mide ameliyatından sonra geri kilo alımının sık gözükmesi nedeniyle bu hastalar tekrar kilo alma sürecine girip tekrar insülin dirençleri oluşup diyabet kontrolünü elinden kaçırabilirler. Diyabeti kontrolsüz diyabeti olan tip sınıf 1, sınıf 2 ve sınıf 3 obez bireylerde tüp mide ameliyatı uzun dönemde tek başına diyabetin kontrolü için yeterli değildir. Bu grup hastada işin içine bağırsakları katmanız gerekir. Bazen bunu RNA gastrik bypass yaparsınız. Bazen mini gastrik, bazen duodenal switch, bazen transit biparsiyon, bazen loop biparsiyon yaparsınız. Bu hastayla oturursunuz. Bütün ameliyatların artıları ve eksileri vardır. Onun üzerinde konuşursunuz ve hastaya uygun bir yönteme karar verirsiniz. Bazen RNA, mini gastrik, duodenal switch gibi ameliyatlarda duodenal oklüzyon yapılır. Yani ne demek? Ana yol kapatılır. Bu tabi biraz ürkütücü olabilir. Niye? Çünkü ana yolun iptalidir. Vitamin eksiklikleri derin olabilir. Bazen de yeni nesil cerrahi yöntemler, yani nedir? Ana yol kalır ama ikinci yol ilave edersiniz. İnce bağırsağın sonundaki hormonal etkiden faydalanmak için. Biz bugün bu hastamıza sınıf 2 grup obez bir hasta, BMI 35, kontrolsüz diyabeti var, hemoglobin A1C'si 12.5'larda, insülin rezervi iyi, tokluğa insülin cevabı da çok iyi. Bu hastaya biz bugün transit bir partisyon artı laparoskopik safra kesici ameliyatı yapacağız. Evet, peki şöyle bir soru geliyor genelde. Hani ben artık diyabet hastası olmayacak mıyım? Eğer kurallara uyarsanız %90 oranında diyabetiniz kontrol altında kalacak. Kurallar ne? Vücudunuza şekeri bir şekilde almamanız lazım. Ameliyat şekeri almamanız için size fayda ediyor, fayda gösteriyor. Demin bahsettiğim insülin kullanan bireyler şeker almaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Niye? Şekeri bir anda düşüyor, tekrar karbonhidratlı bir şey yemeye ihtiyacı duyuyor, kontrol düşüyor. Ama ameliyat bu aralığı daha kısa aralıklarla tuttuğu için onun şekerle ilgili problemini ortadan kaldırabiliyor. Ama şunu unutmaması lazım, diyabet cerrahisi olacak hastalar. Diyabet cerrahisinin özelliği şu, diyabet hastaları şu an dikkat etseler de diyabetleri kontrol altında tutulamıyor. Ameliyattan sonra dikkat edecekler yiyeceklerini ve diyabetleri kontrol altında kalacak. Şimdi önemli bir şey, hastalar diyor ki insülinden kesin kurtulur muyum? Burada önemli olan iyileşme. Yani şu demek, işte 200 ünite insülin kullanan 10 ünite kullanmaya devam edebilir. Ya da hapa geçebilir ya da tamamen kurtulabilir. Bunların hepsi iyileşme adı altındadır. Yani diyabet cerrahisi sonrası iyileşme demek, tamamen insülinsiz bir yaşam vaat etmek değildir. Diyabet cerrahisi sonrası iyileşme demek, mevcut dozlarında ya da mevcut tedavisini minimalize etmektir. Hastalar bu konuda hani daha reel davranması gerekiyor. Yani bu şu demek, insülinden kurtulamayacak mıyım? O zaman olmayayım. Ama sen 300 ünite insülin kullanırken bir anda tek doz 10 üniteye düşüyorsun. Hani bu da bizim için iyileşme belirticidir. Şimdi istiyorsanız yavaş yavaş ameliyat alanına doğru ilerleyelim.